Günaydın arkadaşlar. Bugün böyle vloglu bir tarif çekimi yapacağız ama önceki vloglu tarif çekimlerinden birazcık farklı olacak. Sabahtan başlayacağız güne diyeceğim. Çünkü şu anda saat 9.30. 2.5 saattir falan ayaktayım aslında. Alaz erken kalkıyor. Gecede pek uyumadı. O yüzden acayip uykusuzum. Gözlerim altı falan böyle şişti. Morardı, böyle kapatıcı falan sürdüm. Dün doktor kontrolüm vardı. Bugün de kan tahlili yapılacak. O yüzden de aç karnına gitmem gerekiyor. Şimdi oraya gideceğim. Sonra mutfak için birkaç almam gereken şey var. Onları alacağız. Sonra eve gelip marshmallowlu mochi yapacağız. Çünkü en son mochi dondurması tarifinde Türkiye'de Mochiko'nun bulunduğundan bahsettiniz. O yüzden madem bulabiliyorsunuz hakkıyla yapalım dedim. Ve böyle aklıma değişik bir fikir geldi. İçine marshmallow koysak nasıl olur diye. Onu beraber deneyelim istedim. Bu arada bu tarifi niye böyle vlog usulü çekiyorsun derseniz. Çok pardon, yani çay kahve hiçbir şey içmedim, sesim bile açılamadı. Birkaç gün sonra Türkiye'ye gideceğiz. O yüzden 2 ayda Türkiye'de kalacağım. Geçen sene de 2 ay kalmıştım ve o sürede her hafta video koymak çok zor oldu. Çok benim istediğim kalitede ve istediğim içerikte olamadı. Çünkü yazlık yerlerdeydik ve etrafta işte çoluk çocuk, bağırış, çim kesenler, ağaç budayanlar falan derken böyle gerçekten her çekim bayağı benim vaktimi de aldı, enerjimi aldı. O yüzden bu sene stok video yaptım. Yani inşallah bütün yazı idare edecek. Tabii haftada bir koyabileceğim. Yani orada ekstra video çekersem tabii onları da koyacağım ama en azından haftada bir düzgün böyle benim normal böyle profesyonel gözüken tariflerimden olacak. O yüzden de günlerdir deli gibi tarif çekiyorum. Çok yoruldum ve daha hazırlanamadım. Çamaşır yıkanması lazım. Evin işte düzenlenmesi lazım. Sonuçta uzun bir seyahate çıkacağız. O yüzden de bugün dedim ki böyle güne başlamışken işte her günümde de bir şey oluyor. Dün doktor kontrolüm vardı. Bugün kan tahlilim var. Yarın inşallah bir şey yoktur. Yarın bütün gün çamaşır yıkamayı planlıyorum. O yüzden işte beraber gidelim. Ben tahlillerimi yaptırayım. Alışverişimizi yapalım. Ondan sonra da marshmallowlu mochi yapalım. Şimdi kan verdim. Hastaneden çıktım. Starbucks varmış yakında. Oraya gideceğim. Çünkü bugün ayılamıyorum arkadaşlar. Yani uyusam uyurum. Acayip uykum var. Gidip bir kahve alayım. Açılayım. Sonra araba çağırayım. Mutfak alışverişi için işte markete gideceğiz. Ondan sonra evde artık görüşürüz. Merhaba arkadaşlar. Oh, geldim eve. Kahvaltımı yaptım. Saat kaç olmuş? 12.46. Çıktım işte. Kan verdim. Aç karnına vermem gerektiği için kahvaltı yapmadan çıkmıştım. Oradan markete gittim. Türkiye'ye gidene kadar bizi idare edebilecek birkaç bir şey aldım. Ondan sonra eve geldim. Kahvaltımı yaptım. Şimdi buradayım. Hiçbir şey hazırlamadım. Hatta çok susadım bir su için. Malzemeleri falan hiçbir şey hazırlamadım. Işığımı bile kurmamışım. Ama hava fena değil. Biraz bulutlu ama aydınlıkça sayılır. Biraz sonra kurarım. Şimdi hemen bir yandan da malzemelerimi alayım. Evet, zaten çok fazla bir malzememiz yok. Bugün dediğim gibi mochi yapacağız. Ama dondurma mochi, yani dondurmalı mochi değil. İçine dondurma koymayacağız. Marshmallow koyacağız. Dondurmalı mochi de. Mochi dondurması. Mochi dondurması tarifinde o kadar yoruldum ki kafam artık çalışmıyor. Mochi dondurması tarifinde biliyorsunuz pirinç unu kullandım ben. Çünkü Türkiye'de bu Mochiko, yani şu, bunu da yanlış açtığım için böyle bantlamam gerekiyor. Mochiko ununu bulabileceğinizi düşünmedim. Böyle hep kendi deneyimlerimden yola çıkıyorum açıkçası. İşte ben bir şeye ne kadar kolay ulaşabiliyorum. Sonuçta biliyorsunuz Amerika'da yaşıyorum ve yaşadığım şehirde her milletten çok fazla insan var. O yüzden işte Hint marketleri, Japon marketleri, Çin marketleri, Kore marketleri, Türk marketleri. Yani bir sürü farklı milletin marketi bulunuyor burada. Bir de böyle her şeyin satıldığı daha genel bizim Migros tarzı marketlerimiz var. Ben oralarda açıkçası bu tatlı pirinç ununu görmedim. Bayağı da bir baktım. Türkiye'de bu tarz malzemeleri satan bir market var mı yok mu?
olsa bile herkese yakın mı, işte eve gönderiyorlar mı, bunları bilemediğim için ben normal pirinç unundan yaptım ve bence gayet başarılıydı. Tabii ki aynısı olamaz çünkü aynı malzemeyi kullanmıyoruz ama yani biz yedik, çok hoşumuza gitti. Yani çok büyük bir fark görmedim. Hazır madem Türkiye'de de varken ben de dedim ki bu sefer de farklı bir çeşidini yapalım. O yüzden moçiko kullanarak içine de marshmallow koymayı planlıyorum. Marshmallowlu moçi yapacağız. Şimdi hemen başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Ölçü şeylerimi alayım, kaplarımı alayım. O kadar hazırlıksız yakalandım ki. Aslında yakalanmadım, yani kimsenin yakaladığı yok da. Tamamdır. Şimdi yarım su bardağı moçiko unumuzu koyalım. Ay. Ya bunu ben böyle yanlış açtığım için çok fena dökülüyor. Ve çeyrek su bardağı da şekerimizi ekliyoruz. Şöyle bir karıştırayım. 180 ml su koyuyoruz. Renk vermek istiyorum. O yüzden bir renk seçelim. Benim böyle gıda boyalarım var. Zaten kırmızı olanı pembe olması için önceki moçi tarifimde kullanmıştım. Bu sefer de ne yapsak? Mavi yapalım isterseniz. Şöyle yalnız bunları dökerken çok korkuyorum. Böyle bir anda fışkırıyor ağzımdan. Şöyle önce biraz karıştırayım. Burada önemli olan nokta böyle topaklarını eritecek şekilde karıştırmanız. Şimdi mavi renk gıda boyasına bir damla koymaya çalışacağım. Umarım çok akmaz. Şöyle bir damla. Yeter çünkü bayağı bir güçlü. Göreceksiniz şimdi bayağı masmavi yapacak. Üzerine streç film kapatacağım. Öyle mikrodalgada pişireceğim. Şimdi mikrodalgaya gidelim ve pişirmeye başlayalım. Şimdi bakalım. Açıyorum. Evet, daha birazcık vakit var. Ama katılaşmaya başlamış. Şöyle bir karıştırıp tekrar kapatıyorum. Ve birazcık daha pişireceğim. Şimdi o pişe dursun, ben de ışığımı ayarlayayım. Kıvam gayet iyi. Şimdi artık nişasta koyacağım. Moçi hamurumuzu içine koyabiliriz, üzerine koyabiliriz. Şimdi burada çok dikkat edin çünkü bayağı sıcak, eliniz yanabilir. Şimdi ben üzerine de birazcık şöyle nişastadan serpiyorum. Hafif şöyle eline yokluyorum. Bayağı sıcak ama şöyle yavaş yavaş yanlara doğru genişleteceğim elimle. Nişastalıyorum ve artık açıyoruz. Şimdi hamurumuzu açtık. Artık keseceğiz. Bir bıçak alıyorum. Ve bıçağımı da birazcık nişastalıyorum. Öyle daha rahat kesiliyor. Böyle aralarda da nişastalarsanız daha kolay olur. Tamam, şimdi kestik. Ben yine daha önceki tarifte yaptığım gibi birazcık buzdolabında bekleteceğim. Çünkü şu anda hala biraz sıcak ve hızlı soğumasını istiyorum hamurun. Ama önce bir şu etrafı toplayayım, geliyorum. Böyle aralarına streç film koyarak birbirlerine yapışmalarını engelleyerek üst üste diziyorum. Bence şekil vermesi birazcık soğuk olduğunda daha kolay. O yüzden şimdi birazcık buzdolabına koyacağım, azıcık beklesin. Ondan sonra böyle moçi şeklini vereceğiz, içine marshmallow koyacağız ve sonra zaten hazır olacak. Şimdi hamurumuz biraz dolapta dinlenirken ben de marketten bu sabah gittiğimde moçi dondurması aldım. Onu size bir göstermek istiyorum. Bana şöyle bir yorum gelmişti. Moçi dondurmasını işte bu yeme videolarında izlerlerken böyle hani sündürüyorlarmış. Açıkçası ya ben çok video izleyemiyorum, pek vaktim olmuyor. Moçi dondurması uzuyor deyince biraz benim kafamda soru işareti oluştu. Çünkü ben çok uzun yıllardır moçi yiyorum.
işte Japon restoranlarında da yedim, işte marketten aldım, kutuda aldım, yedim falan. Hiç böyle sünen bir dondurma görmedim açıkçası. O yüzden hem size de göstermek istiyorum, bilmiyorum. Şöyle buzluğa koydum. Şöyle 3 tane çeşit seçtim. Evet, şimdi böyle bir yeşil çay. Yani bakın zaten o kadar sert ki. Ya çünkü dondurma olduğu için bu hamur buzlukta bekletildiğinde sertleşiyor. Yani bence o bahsedilen videolar mochi dondurması değil. Mochi içinde işte mesela benim şimdi yapacağım marshmallow gibi. Yani buzlukta dondurulmayan mochidir büyük ihtimal diye tahmin ediyorum. Dediğim gibi gidip bakmadım hangi videolar olduğuna. Ama bence bu işte ASMR diyorum, kızıyorlar, ASMR videolarında bazı şeyleri biraz hani abartı göstermek de herhalde gerekiyor, bilmiyorum. Orada yenilen, ya tahmin ediyorum, içinde başka bir şey olan, yani dondurma olan olduğunu düşünmüyorum. Çünkü işte yani bu da böyle, yani bayağı sert. Bir de pembesini aldım. Böyle çeşit. Yani bilmiyorum, şimdi sizin karşınızda yiyeceğim. Çok mu bekletiyorlar dışarıda? Hani öyle uzaması için, ondan da emin değilim. Şöyle elimle de, elimin ısısıyla da biraz böyle ısıtmaya çalışıyorum ama sonuçta dondurma, yani ısıtırsanız da bu sefer içe eriyecek. Bilmiyorum, anlamadım. Deneyelim bakalım. Böyle sürecek mi? Vallahi hiç sürmüyor. Sürmüyor yani. Bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar, gelecekten bildiriyorum. Biliyorsunuz dondurmalı mochi'yi denedim, marketten aldım ve sünmedi. Sonra akşam gittim, videolarda bir arama yaptım ve gerçekten aslında, bir dakika telefonumu açabiliyorsam, mochi dondurması yazıyor ve sanırım bahsettiğiniz video da bu video. İzledim, bence bayağı bir bekletmişler, yani biraz erimesine izin vermişler. Ben de test etmek istedim açıkçası, merak ettim. Bunun şov için yapıldığına eminim artık. Çünkü dediğim gibi burada hiç kimsenin o şekilde yediğini görmedim. Ama bakalım gerçekten marketten alınanlar bekletildiğinde biraz çok böyle kötü bir şekilde erimeden o şekilde yeniyor mu diye. Şimdi saati göstereyim size. 2.22 gözüküyor. 2.22. Birazcık bekleteceğim. Bilmiyorum ne kadar beklemesi gerekiyor. Yumuşadığında da saate bir bakarız. Ne kadar beklerse gerçekten yumuşamış oluyor diye. Şu dün tadına bakmamıştım zaten. Turuncu olan ve yeşil olan, bu ikisini de bekleteceğim. Ondan sonra da bir bakalım onların yaptığı gibi siniyor mu? Evet, şu anda saat 2.42. 20 dakikadır. 20 dakika biraz geçti dışarıda. Biraz yumuşamış gibi. Evet, aslında bayağı yumuşamış. Bir bakalım hava kaç derece. Yani şu anda ev bayağı sıcak. Klima falan çalışmıyor. Evet, havada 25 derece. Yani gayet sıcak bir gün. O yüzden çabuk erimesini bekliyorum. Bu da yeşil olan. Evet, erimiş gibi. Bunun bence bir bakalım yapısına, tadına. Yani böyle sünmediğini. Eğer yeterince sünmüyorsa birazcık daha bekletip turuncuyu öyle test edelim. Sünüyor. Dondurma. Dondurması da böyle. Yani. Biraz erimiş. Bilmiyorum. Hiç hayatımda bu şekilde yemedim. Güzel mi derseniz bilmiyorum. Yani çok hoşuma gitmedi açıkçası. Soğuk soğuk öyle ısırarak yemek bilmem daha güzel geliyor bana. Ama tercih meselesi. Yani demek ki videolarda bekletiyorlar. Yani buzluktan hemen çıkardığınızda kesinlikle o şekilde bir sünme olmuyor. Bunu da test etmiş, onaylamış olduk. Bunlar dondurma. Yemeğe devam ediyordum. Böyle bayağı akıyor. Yani artık dondurması çok eriyor. Yani bu şekilde pek dondurmalığı kalmıyor. Bakın böyle akıyor yani artık. Eridi gitti. Dediğim gibi tercih meselesi. Bu konuyu da böyle halletmiş olduk. Şimdi videonun devamına geri dönebilirsiniz. Marshmallow'umuzu da çıkartalım istiyorum. Bu vegan marshmallow. O yüzden gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar dolaptan alacağım. Ya bu arada gerçekten o kadar yorgunum ki kusura bakmayın.
Hem çok uykusuz olduğum için hem de sabahtan beri çok koşturduğum için birazcık enerjim düştü. Marshmallow'larım şu boyda, baya büyükler. O yüzden keseceğim. Şöyle kessem yeterli olur. Şimdi ben yine böyle bir muffin kalıbı kullanacağım. Dondurma tarifimde de muffin kalıbının içinde şekil vermiştim. Bence öyle daha kolay oluyor. Elle şekil vermekten birazcık daha düzgün oluyor. Şöyle bir tanesini aldım. Şöyle koyuyorum. Marshmallow'umu da şöyle içine koyayım. Şöyle kenarlarından katlıyorum. Şöyle sonda da böyle yapıştırmak için iyice sıkıştırıyorum. Yani şöyle olabildiğince yuvarlak şekiller vermeye çalışıyoruz. Ve fazlalık şeyini de kesiyorum ki düzgün dursunlar. Böyle yerleştiriyorum. Şöyle göstereyim. Biraz böyle ellerimle hafif şöyle yuvarlıyorum. Hem birazcık nişastasını sirkeliyorum etrafındaki, hem de biraz şeklini düzeltiyorum. Marshmallow'lu moçilerimiz hazır. Göstereyim böyle. İşte tahtayı aldım. Bu kadar aslında. Çok güzel gözüküyorlar. Yani şöyle. Rengi çok güzel. Yalnız kamerada rengi o kadar benim canlı gördüğüm kadar güzel bir bebek mavisi çıkmıyor. Şöyle yapsam daha mı iyi gözüküyor? Çok güzel aslında rengi. Bence mavi kullanmakla iyi yapmışız. Çok tatlı gözüküyorlar. Ay, kartımda da yer bitiyordu. Şimdi artık tadına bakalım. Daha fazla beklemeye gerek yok. Şöyle zaten size de göstereyim tadına bakmadan. Böyle işte gayet sünen. Odaklarsa. Gayet sünen bir hamur. Şimdi dediğim gibi bir de tadına bakalım. Şöyle alıyorum. Ay, her yerimde battı galiba. Çok güzel, çok lezzetli. Bence marshmallow çok yakışmış. Çok güzel böyle bir tat vermiş. Zaten dışı da böyle biraz sakızımsı bir hamur. İçinde de böyle sakızımsı bir tatlı olunca çok güzel olmuş. Ben çok beğendim. Dediğim gibi ister dondurmalı yapın, ister böyle içine meyve koyun, çikolata koyun. Ne istiyorsanız yapabilirsiniz. Moçika unuyla yaparsanız çok daha güzel olur. Bulamazsanız da pirinç unuyla da yapabilirsiniz. Zaten dondurma hali sünmediği için eğer böyle bir hani sünme şovu yapmayacaksanız ikisinin çok fazla bir farkı yok. Umarım faydalı olmuştur. Umarım denemek istersiniz. Denerseniz de bana mutlaka yorumlarda bırakın nasıl olduğunu. Bu kadar. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.